Baran nasılsın, iyisin? İyi, Birol abi. Sabah geldin, öğleden önce. İlk beni yakından gördün, değişik değişik hareketler yapıyordun. Aynı maymun gibiydin ha. Memleket nere kardeşim? Siirt. Yaş kaç? 14. 14. Ya kaça gidiyorsun yani? Bir sene geç erken başladım. Normalde 8, şimdi 7. Tam 14 yaşında mısın, 13 yaşında mısın? 13, gireceğim. He? Gireceğim. 14'e gireceğim. 13 yaşındasın. Bu sene sen kaça gidiyorsun? 7. 7. Anladım. Nasıl, takip ediyor mu kanalı? Aha. Gerçekten. Valla. Nasıl, seviyor musun beni? Evet. 6'da gel dedim. Sen de anlaştığımız saatte geldin değil mi? Aha. Orada kapıma gelip Birol abi, Birol abi diye bağırıp kaçanlar kim? Valla tanımıyorum. Ama şurada bir grup çocuk var. Tamam. Karşılaştın sen onlar, yolda onlarla. Ne dediler? Dediler ondan özür dileyeceğiz. Tamam. Seni geleceklermiş ama bilmiyorum. Korkuyorlar mı? Valla. Valla. Tamam. Sen onları gördüğünde de benle gelirseniz de bir şey yapmaz Birol abi de, tamam? Ha. Ayıp ya, öyle kapıya gelip Birol abi, Birol abi değil mi? Olmaz. İnsanlar rahatsız olur değil mi kardeşim? Biz ile bastanların da Birol abi. İlk geldiler, gerçi bende de yanlış var. Ya geldiler, kuş yok dedim. Burada oturdu bir iki tanesi. Ondan sonra oğlum yok dedim lan kuş. Anlayın dedim de kovdum ondan sonra. Ondan sonra 10 kişi geldiler. Koro halinde. Birol abi, Birol abi. Tamam, onlara bir şey yapmayacağım, söz. Sen onları söyle ama, tamam mı? Birol abi bir de şey ya. Söyle. Kuştan anlamıyorlar. Önceden bir çift almışlar, öldürmüşler hemen. İki gün kalmaz. Sende kuş var mı? Aha. Ne var? Şey var ya. Taklacı mı? Mis gibi bir çift. Bir çift ha? Senin ama kümes şeyde, terasta. Aha. Eyvallah kardeşim. Dur şunları uçurtalım. Ben uçurtuyorum şunları. Bunlar yeni yeni nefes verdiğimiz kuşlar. İşlerinde taklaya dönen bir tek Eren var. Bak, bize doğru gelen mavi Eren var. Diğer ikisi taklaya dönmemiş. Beyaz da miski. Bunları alıştıracağız işte. Şşt. 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 Bak hemen miskinle sabunu işte beyaz oraya attı. Eren uçuyor. Eren de beyaz uçuyor. Miski de uçuyor. Neyse, uçsunlar bakalım böyle. Böyle bunları açken uçuruyoruz. Aslında yere kuş da atmamız lazım. Neyse bakalım ne yapacaklar, dur. Demek öyle, takip ediyorsun beni, seviyorsun. Evet, çok. Ulan inek ilk geldiğinde, sabah geldiğinde çok komiktin ha. Yerinde duramıyordun. Kendime alayla şey alacağım ya, takas yapacağım üstüne. Ha? Alayla şey, kara çakmakla alacağım. Al erkek dişi şey. Kardeşim bir çift yeter be. Takas yapacağım mis ki. Alayla şeyi, kara çakmakla yaşayınca çok güzel kuşlar çıkıyor ya. Ya yok yani, ne bileyim, sendekiler eş değil mi? Hı hı. Tamam, yeter bir çift. Al onların yavrularını uçur. Çünkü çok kuş beslemek marifet değil ki. Şşt. Ben bu işten ekmek yiyorum. Evimi bu işle geçindiriyorum. O yüzden kuş sayım biraz fazla olabilir. Onu da zaman zaman satıyorum zaten. Eritiyorum kuşları. Yani çok kuş beslemek marifet değil yani. Mesela bizim orada bir tane adam var. 10 numara kuşlar var ama hiç kuştan anlamıyor. Agit. Kuşları var, hiç anlamıyor. Belki binlerce kuş. Nerede oturuyor? Şu an yuvasını denizin oraya koymuş. Göldere'de mi oturuyor? Hı hı. Agit, tanıyorum ben Agit'i ya. Hatta konteynerden yuvası var. He? Daha önce mezat yapıyordu. Anlamıyor mu Agit? Agit bak ne diyor gençler, bak Agit. Keşke bu videoyu izleseydi ya. İzle, atacağım, yayınlayacağım. Siirtli Baran misafirim oldu diyeceğim. Olur mu? Demek Agit kuştan çok anlamıyor. Anlamayan kuşları var ama bir şey de o gün bir tane duman mı götürdüm, dişi diyor ki sabuni. Mahalledekte kuşçulara söyledim, dedi dumanlı, o diyor sabuni. Belki sen de kafa buluyordur. Kuştan anlamıyor ya. Tamam da belki sen de kafa buluyordur.
O git anlar lan kuştan. Mezat işletti o. Mezat yaptı, derneği vardı. Boş o kadar da değil. Ama uçurtmuyorsa uçurtmayabilir yani. Çünkü zaman gerekiyor uçurtmak için. 5-6 tane yuvası var. Aynen. Darıca'da var, burada var. Şimdi yuvasını denizin oraya gelecek. Ama anlamıyor diyorsun bu işten. Lan ne adamsın ya. Sabah geliyorum yuvasının önü tertemiz. Diyor bakıyor, akşam geliyorum kuşlarını uçuruyor. Kuşlarımı hep makasa vuruyor. Öyle oturmuş böyle. Sıra bir de. Uçurtmamak için makasa vuruyor demek ki. Ama onda kostüm kuşu falan vardı ya. Evet çok var ya. Kostüm kuşu, oyun kuşundan ziyade kostüm kuşu var onda. Uçurtmuyor ki o. Bakalım. Kostümler, Arap, süt. Eren'imiz uçuyor şu anda havada. Öbürkünler nereye attı bilmiyorum. Eren havada şu anda, mavi. Roket'in kardeşi bu, abisi bu. Bendeki Roket'in abisi. Diğer kuşlarımız aç, onları da çıkartalım. Bu inek arabaları attı bir yere gitti. Şimdi bağırıp kaçanlar hanginiz? Ben yokum. He? Abi ben bu bizim de arkadaşımız. Abi, onlar korktu gelmedi abi. Bağırıp kaçmadık şimdi. Biz seninle tanışmaya geldik abi. Tamam gelin bu tarafa yakın konuşun. Seninle tanışmaya geldik abi. Tamam. Galiba bağırdık, rahatsızlık verdik. Tamam. Onun için özür dileriz abi. Tamam. Bilmiyorduk abi rahatsız olduğunuzu. Ama oğlum geliyorsunuz bir ol abi ne yapayım, millet rahatsız olur tabi. Kapını bilmediğimiz için taş attınız. Ne? Siz niye bize taş attınız? Oğlum numaradan lan, taş alsam ben seni yakalamak istesem, ben seni vurmak istesem 10 kere vururum. Geçin kenara, tamam kuşları seyredeceğiz abi, hadi. Çökün şimdi kenara, dibine şöyle. Bir daha gelmeyin. Duvarın dibine çökün hadi. Yılan yapıyordunuz değil mi videonun? He? Oyuncak yılan yapıyordunuz. Oyuncak yılan mı? Oyuncak yılanın ne işi var oğlum? Yok yok. Lan çökün dibine şöyle. Bunlar gerçek mi? Sen yanıma gel gel. Gerçek. Gel. Senin adın ne? Halit Efe. Bak hepsi kaçtı. Halit Efe kaçmadı. Dedi ki abi onlar yanlış yapıyor. Abi şu da dün kaçmadı. Bir tane. Bak Ahmet'le seni çok sevdik mesela. Sen çok akıllı bir arkadaşsın. Helal olsun sana. Dedi ki abi onlar yanlış yapıyor. Tamam. Tamam şöyle çökün. Şöyle kenara çökün şöyle. Ürkmesinler. Ha, ürkmesinler. Bisikleti geri bırak oğlum. Çalmazlar. Biz buradayız ya. O yılan gerçek miydi? Gerçekti. Gerçek. Ha? Ne yaptınız? Hangine? O yılanı. Attım ileri doğru. Öldürmedim. Attım gitti aşağıya. Korkar mısınız yılandan? Yok ya, ben niye korkayım? Ya oğlum kork, Allah onu bizi korksun diye yaratmamış ki, o da fareleri yiyor. Şimdi. Abi siz video mu çekiyorsunuz? Evet, şu anda videodasınız. Aynen. Ha bak Eren geldi. Roket'in kardeşi Eren geldi. Şimdi. Aha bu hangisi lan çılgın? Miski değil mi? Bu miski mi? Aynen. Evet ilk uçuşları miskinin de. Aa miski de atıyor. Miski de mi dönmüş taklayı? Tamam iyi. Daha bizim şu anda dönek yok bize. Aa Eren de geldi. Tamam. Eren de geldi. Hepsi benim. Çok ciddi bir şey söyleyeyim mi Birol abi? Söyle kral. Senin emeğinin karşılığını kimse vermiyor. Değil mi? Abone olmuyorlar, like atmıyorlar. Senin gibi bir adam 150 bin abonede kalır mı ya? Aynen. Şimdi yılanları doğadan öldürürseniz her yeri fareler basar. Tamam mı? Her yeri fareler basar. Yılan ne yapıyor? He? 100. yılın orada oturuyoruz biz. Orada çok fare var ama hiç yılan yok mesela. Tamam işte eğer orada yılan olsaydı ne yapardı? Fareleri yerdi, dengelerdi. Abi, kedi var ama yiyorlar. Kediyle fare sanki dost gibi. Ya yok, kedi kovalar fareyi. Ama bir kedi çok fare yiyemiyorlar ama geçen gün biz bir büyük fareleri yiyemez evet. Kedi yanına geldi farenin. Kedi bir tane vurdu, fare kediyi doğurdu. Tam büyük farelere bir şey yapamıyor işte. Korkuyor. Korkuyor. Bundan sonra Birol abi diye bağırmak yok, tamam mı? Yok abi. He. Abi şey, fare demişken bir kere bizim eve fındık faresi mi ne girmişti? Abi ama yılandan niye insanları fazlasını öldürüyorlar? Nasıl? Mesela başka yılanlar hemen öldürüyor insanı. Sen burada bir tane piton mu? Ya burada o yılanlardan yok. Kolay kolay hiçbir hayvan insana bulaşmaz yani. İnsana kuyruğuna basarsın. Abi, yani canını acıtırsın. Kendini tehdit algılar. Öyle sana saldırır. Abi o gün yılan videosunda o
kuşları yemeye mi gelmişti? Yok be kardeşim, ben öyle başlık attım. Ama içeride olsa mesela, kümeste olsa, bir tane karnı aç olursa yer yani. O hayvanda abi, açlıktan ölecek hali yok. Bir şey görmüştüm. Siz böyle bir şey koyuyordunuz. Yılan gelmesini bekliyordunuz. Güvercinleri dışarıya çıkartmıştınız. Öyle bir video görmüştüm ben. Tamam, aynı şeyden konuşuyoruz. Aynı şeyden konuşuyoruz. Yılan şu balığını ateş ediyor ya. Aynen. Şeyin orada 100. yılı Mustafa orada Çağrı hediye etti onu bana. Erkek mi? Bir dişi olabilir. Hangi bal diye diyorsun? Şuradaki. Az önce elden kestim, takla atlıyor. Şu. Ama eserli okuş. Kafasında eser var onun. İşte burada alıştırıp uçurmaya çalışacağım. Sizin isimler ne? Söyle ismini. Benim Murat. Caner. Emirhan. Enes. Faysefe. Eren. Eren. Senin ismin ne dedin? Faysefe. Faik Efe. Halisefe. 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 Çift. Abi, niye bizi bisikletlerle kovaladınız? Ya, ulan siz bağırdınız orada. Bak bağırdınız Birol abi. Mahallenin... Siz bağırmadık ki, sessiz söyledin. Sessiz olur mu lan? Tabii, 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 tabii. Ama bizim yaptığımız abi, yanlış. Ben istesem sizi yakalarım da, taşla da vururum da yani. Biliyorum abi. Orada birlikte durdum zaten korkutmak için. Aynen. Bir daha öyle yapmayın gençler, tamam mı? Şey atar mısın? Tabii videosunu atacağım bunun. Videodan seyredersiniz, tamam mı? Bak Baran bugün geldi. Dedi ki Birol abin tanışmaya geldi benimle. Dedim ki kardeşim şu anda müsait değilim. Akşam kuş uçuracağım saat 6'da. Ailenden izin al gel dedim. Tamam abi dedi. Adam gibi geldi adam. Mis gibi kuşumuzu seyrediyoruz. Abi biz arada sırada gelip izleyebilir miyiz? Gelip izleyebilirsiniz. Bisiklette böyle direkt böyle aşağı doğru inmeyin, tamam mı? Tamam. Saat işte bu saatlerde uçurtuyorum. Tamam. Kış başladı yavaş yavaş saat 6 gibi. Saat 6'da falan kuş uçurtmaya başlıyor. Yapma yapma. Halisefe gibi de oraya atmayın öyle. Ürkerler. Ya, bunlar ürkerler. Abi bir tane arkadaşlarımız daha vardı bağıranlar. Korktu gelmediler. Bir tane cidden kaçtı. Tamam. Onlara söyleyeyim. Bağırmaca yok bundan sonra. Bak millet rahatsız olur. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Kardeşim kuşlar, güvercinler ele gelmeyi çok sevmezler ya. Abi bazı kişiler hemen başkalarının kuşuna hemen çıldırıyor da kaçıyorlar. Sizin bir tane kuş vardı, ona ne oldu, öldü mü? Nasıl öldü? Sizin içinizden kuş besleyen var mı? Birol abi benim şöyle çok sevdiğim bir babamın dayısının oğlu besliyor. Böyle 20 takım falan besliyor çatı katında. Ondan almayı düşünüyoruz biz de balkona. Tamam ama ilk önce çok güzel kümes kurmanız lazım. Yani kümesiniz olacak ilk önce. Benim bir tane eniştem vardı. Onun bayağı kuşları vardı. Taklacı, dönekçi. Ben arada sırada bizim bir tane bodrum gibi bir yer vardı. Oraya kuş yuvası koyduk. Arada sırada geliyorduk, görüyorduk, uçuruyorduk. Ama onları sattık sonradan. Tamam bak, o da Eren de muhabbet kuşçusuymuş. O da muhabbet kuşu besliyor. Abi bizim mesela İzmir'deyken bayağı... Neredeyken? İzmir'de abi. İzmir mi? Biz de her yerde kuş. İzmir'in neresinden geldiniz? Tam İzmir abi. İzmir merkez. Merkez mi? İlçesi mi? Neresinde oturuyordunuz? Konak. İlçesi gibi oldu. Bornova herhalde. Bornova. Abi yani nasıl yüzeyiz? Abi benim amcamın bir çatısı vardı. Çok yakın evlerimiz. Onun çatısında benim abim taklacı, dönekçi falan yine yapıyordu. Gelincik var abi. Onlar geldi. O her gün ikide bir geliyor yiyordu. Abi. Yavaş yavaş kuşlar. Burada bir Alman kurdu var. Sizin mi? Evet. Kaç tane köpek var? Bu bizim mahallenin köpeği. Ben ona bir saldırı dediğim zaman hayatta affetmez. Parçalar yani. Ha boy böyle. Aynen. Abi yavru köpekler de var diyorlar. Gölbezler. Evet onlar gitti. O kurt çok akıllı. Bir saldır, bir tut diyeyim. Hayatta şansı yok yani. Abi biz çok direkt öldürür yani. Şey yapmadı. Tanımıyor. Boynundan tutar böyle, direkt öldürür yani. Bir sağ bir sol bir çevirdi mi? Köpek beslemeyi çok istiyorum. Evet. Bizim köyde çok iyi. Biz de yakında köpek alacağız Ahmet Yusuf'a. Güzel bir arkadaş edindireceğiz. Ne alacaksınız? Onun Amerikan Bully düşünüyoruz. Bizimkine benziyor suratı. Abi bizim köyde öldürdü bizim. Ben ödüllü olduğum için ödüllü de var.
Abi bizim Uğur çok şey yapmışlar. Yani alanı da bomboş, temiz. Biz oraya yavru kangal atsak, yüzsek bize alışır mı? Alışır. Alışır. Iğdır'ı da çok rahat beslersiniz. Abi Bayburt'ta. Bayburt. Sen nerelisin? Bayburt. Sen Iğdırlısın. Evet abi. Siirtli Baran. Sen? Ben Sinoplu'yum, Karadenizli. Sinoplu sen? Ben de Sinoplu. Kardeşler bir an abi. Sen? Bayburt. Bayburt. Eren sen? Erzincan. Erzincan. Bak her yerden, Türkiye'nin her yerinden insanlar var burada. Gençler var, arkadaş olmuşlar. Bir tane martı, birkaç tane martı, bir tane sütü kaptılar. Anladım. Bütün herkese abone yapıyorsunuz ha, tamam mı? Tamam. Ben annemden, babamdan, babaannemden, dedemden aboneyim zaten. Adamsın be, vallahi helal olsun. Vallahi elime ne telefon geçti, abone ol bitti. Sağ ol, Baran, Allah razı olsun. Çok kuş beslemek, çok hayvan beslemek marifet değil, güzel beslemek önemli. Ben 10 tane görüp, adam akıllı göremeyeceksen bir tane gör, adam akıllı besle. He, bir çift adam akıllı besle, tamam işte. Babam aslında bize karar vermiştik, hayvan alacaktık. Kardeşim köpek istiyordu, ben de kuş istiyordum, sultan papağanı. Evet. Babam ondan sonra Murat'a dedi, sana köpek yerine güvercin alalım dedi, birkaç takım, 2-3 takım mezattan. Evet. Ama ben Murat de istemedi o zaman. Çok hevesliydim köpeğe. Şimdi köpeğim var, güvercin istiyor. Siz kardeş misiniz? Evet. He. Murat benim. Biraz daha esmer senden. Ben abisiyim. Evet, Murat biraz daha esmer senden. Nasıl, zorluk çıkartıyor mu aileleriniz hayvan besleme konusunda? Zorluk çıkartan var mı? Asla, ha? Asla hayatta. Benimki bayağı. Benim mesela Ağrı'da da ben duruyorum, nenemler orada. Abi benim baktığı abi benim 5 tane 6 tane mine kangal pitbulllarımız var yavru. Bizim bir tane annemler çok izin vermiyordu. Biz de gizlice aldık. Bizim arka tarafa koyduk. Annemler hiç girmiyordu. Kendi onlara süt, et falan veriyorduk. Bir gün gelmişler, bizim bir tane kiracımız var, gelmişler. Onları bulmuş ama çöpe atmış. Çöpün kenarları var ya abi. Oraya koymuş. Bizim köyde de Ağrı'da da mesela abi bir sürü kişinin pitbull bayağı büyük kangalları var. Onları yavrularını alıp hemen şeyi verdiler. Köpeklerinin yanına koydum. Anladım. Hadi gelin bir fotoğraf çekinelim. Gelin şöyle. Abi yavaş olun, yavaş olun. Şöyle çökün şuraya önüme, şöyle.